Evet, herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan yüksek potansiyeli bir hisse ile karşınızda olacağız. Güzel görünen, uzun vadeli, yüksek potansiyeli olduğunu düşündüğümüz hisse senedinin analizini geçeceğiz. Tabii hem temel olarak hem de teknik olarak paylaşacağız. Tabii özellikle her zaman söylediğimiz gibi biz teknik analizi önemsiyoruz. Daha çok teknik analize önem veriyoruz ve teknik analize inanıyoruz. Çünkü temel verilerin çok inandırıcı olmadığını düşünüyoruz. Onun için teknik verilerin daha rasyonel olduğunu düşünüyoruz. Onun için öncelikle teknik olarak iyi olan hisseleri ve altcoinleri paylaşıyoruz. Tabii altcoin sözümüz vardı ama şu an bir hisse senedi paylaşacağız sizinle. Tabii bundan sonra inşallah bir de altcoin videosu paylaşacağız. Şimdi ne dedik? Yüksek potansiyelli bir hissemiz var. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve biraz da temel analiz yardımıyla paylaşıyoruz sizinle. Çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam birkaç saniyenizi ayırıp abone olun. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Evet, bugünkü hissemizin adı MMCAS, borsa kodu MMCAS olarak yazdığınız zaman görebileceksiniz. Sol alt köşede mavi bir ikonun yanında gördüğünüz gibi zaten borsa kodu yazıyor. Her zaman sol alt köşeye baktığınızda borsa kodunu göreceksiniz. Burada peki ne var? Nasıl bir görüntüsü var? Onu sizinle paylaşacağız. Fakat bir de temel verilerine bakalım kısaca. Temel veriler bize ne anlatıyor? Ardından hemen teknik analiz yapacağız. Şimdi evet, hissenin son dönem 2024 ilk çeyreğinin son dönem net karına baktığımız zaman 1 milyon 136 binlik bir kar elde etmiş. FK'sına baktığımızda görünmüyor. Piyasa değeri bölü defter değeri görünmüyor. Yani eksi 34, saçma sapan bir şey olmuş burada. Onun için biraz önce dediğim gibi temel verilere çok da itibar etmemek lazım. Ama baktığımızda kar eden bir şirket en azından son çeyrekte kar etmiş. Dolaşımdaki payı %91 düşük. Küçük sermayeli şirketlerde zaten genelde böyledir. Dolaşımdaki pay her zaman az olur. Defter değerine baktığımızda 0,72. Piyasa değeri 333 milyon. Sermayesine baktığımız zaman 13 milyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir de teknik olarak bakalım istiyorsanız. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube Katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube Katıl'dan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız. İsterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz. Evet, teknik olarak da baktığımızda şurayı şöyle kaldırayım hemen. Gördüğünüz grafik aylık bir grafik. Grafiğe baktığımızda ne var? Şurada bir çanak kulp formasyonumuz var ve çanak tamamlama seviyemiz var. Bir çanak formasyonumuz var uzun vadeli. Gördüğünüz her mumdan bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Yani uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz, yaptığımız analiz ve grafiğimizde her zaman söylediğimiz gibi logaritmik grafik, ona da dikkat edelim. Şu an baktığımızda ne vardı? Şurada bir çanak kulp formasyonumuz vardı. Şöyle baktığımızda şu şekilde. Onun hedefi var. Tabii onu paylaşacağız ama şöyle hemen paylaşalım hatta. O çanak kulp formasyonun hedefi burası. Fakat bir de büyük çanağımız var. Şurada gördüğünüz. Yani 51 TL seviyesinde tamamlanacak çanağımız var. Şurayı kaldıralım. Buraya bakmıyor aslında. Gerek yok. Çanak tamamlama seviyesine gidiyor şu an 25 TL'de. 51 TL'ye gidince gördüğünüz güzel çanağı tamamlamış olacak. Şöyle hemen çanağımızı çizmek istiyorum şu şekilde. Çanağımızı çizdik. 51 TL'ye geldiğinde dikkatli olmak lazım. Eğer elinizde varsa 51 TL satış yeri, satıp bekleyeceğiz. Bir kulp mu yapıyor şöyle şu şekilde veyahut kırıp yukarıya doğru gidiyor mu ona bakacağız. Şöyle bir kulp yaparsa güzel bir
alım seviyesi, alım fırsatı olur. 10 TL'ye düşersin. Biraz çok ama olursa, eğer kulp yaparsa muhtemelen buralara kadar düşebilir. Zaten biz de ne diyoruz? Uzun vadeli bir analiz. Uzun vade dediğimiz en az 1 yıllık zaman dilimi demek. Ya da şöyle bir hareket yapabilir. Şu şekilde hemen çizmek istiyorum. Tabii da bunlar için daha erken ama şöyle bir hareket yaptıktan sonra da gidebilir. İzleyeceğiz. 51 TL'ye geldiğinde bakacağız. Peki 51 TL'ye geldikten sonra hedefi neresi? Ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Onu sizinle paylaşalım. Şöyle çanak kulp yapacak veya da çanağı tamamladıktan sonra çanak zirvesini aşarak çanak hedefine gidecektir. O da gördüğünüz gibi ikinci hedefi, daha doğrusu ana hedefimiz burası olacaktır. Şöyle hemen burayı da pembe yapalım. 50 TL üstüne atıp kalıcı olursa ve bu gördüğünüz formasyonlardan herhangi bir tanesini oluşturursa, gördüğünüz gibi gideceği seviye burası ve şu şekilde %31.300'lük bir yükseliş potansiyeli var demek. O da 300 kat demek. Tabii yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece ben burada analiz yapıyorum. Teknik olarak uzun vade hedefi burası. Alın satın demiyorum. Elinizde varsa satın veyahut da benim dediğime göre hareket edin demiyorum. Ben sadece burada analiz yapıyorum. Uyup uyumamak size kalmış. Tabii herkesin kendince bir yatırım stratejisi olmalı. Sizin bir stratejiniz yoksa hiçbir işlere bulaşmayın, hiçbir şey alıp satmayın. Bir stratejiniz varsa, kötü de olsa, o stratejiye uymanız gerekiyor. Sizin için daha iyi olur. Bu şekilde söylemiş olalım. Sizden ricam, kanalımıza biraz daha destek verin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Elinizdeki hisse senetlerini ve altcoin'leri mutlaka yorum bölümüne yazın. Bu şirket hakkındaki düşüncelerinizi de aynı şekilde yorumlara bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.